o üç sabra karşı temkinli olup o üç sabrı vücut memleketinde meydana getirip de musibetlere karşı günahlara karşı ve ibadetlere karşı sabredenlere Allahu azze ve celle ayeti kerimede buyuruyor ulaike aleyhim salavatun min rabbihim onlara bakın salavat vardır bu salavat kimin salavatıdır bazen bana sorarlar hocam efendim falan müştehide efendim içeri girdiği zaman salavat getirdiler. Bu caiz midir? Veya falan alim minbere çıktığında salavat getirdiler. Bu caiz midir? Veya imamlara salavat getiriyorlar. Bu caiz midir? Aziz kardeşlerim, salavat ne için getirilirse getirilsin, peygamber ve Ali peygambere getiriliyor. Ama hangi sebeple getirilirse getirsin fark etmez. İster alim için getirilsin, ister müçtehid için getirilsin, ister ehl-i için. Netice peygamber ve ahli peygambere bu salavat getiriliyor. Ama bu salavatlar caiz midir? Elbette ki caizdir. Neden? Allahu Azze ve Celle sabreden kullarına kendisi salavat getiriyor. Bakın Allah salavat getiriyor. Kime sabreden kullarına? Ey hanım efendi, eğer evinde Z hayatın zorluklarına karşı eğer evinde şayet inşallah öyle değil eşin sana karşı çok agresifse eşin sana karşı çok kaba saba ise ve sen onun o kabalığına, sabalığına, efendim ağzının bozukluğuna, sorumsuzluğuna sabreder isen Allah sana selavat getirir. Ey benim kardeşim, eğer evinde çoluk çocuğuna hanımından kendine karşı hoşlanmadığın şeyleri gördüğün zaman onun görevlerini ifa etmediğini gördüğün zaman onun sana karşı sevdiklerine karşı sorumsuzca davranışlarını gördüğün zaman hatta yer yer sana hakaretlerini görüp duyduğun zaman sen sabreder isense ey benim kardeşim Allah sana salavat getirir ve bu salavatın neticelerini bundan 5 hafta önceki programımızda arz etmiştik. Salavatın faydalarını 5 haftaki önceki programımızda arz etmiştik. Allah'ın sabreden bir mümine salavat getirmesinden dolayı biz de bir alime, bir müftiye haliyle geldiği zaman, içeri girdiği zaman, minbere çıktığı zaman salavat getirmemiz gayet doğaldır. Neden? O alim eğer sabırsız birisi olsa alim olmazdı zaten. Muçtehit sabırsız çünkü alim olmak kolay değildir. Alim olmak için yıllarını vermen lazım. Gecelerini, gündüzlerini vermen lazım. Uykularından feragat etmen lazım. Rahatlığından feragat etmen lazım. Muçtehit olmak için 40 sene, 50 sene diz çürütmek lazım. Sabretmeyen bir insan o aşamaya gelmesi mümkün müdür? Artı arazide... Kur'an mektebine, peygamber mektebine, ehlibeyt mektebine, insocinden olan hannaslar, efendim, sırt ağrıları, kamburları, karın ağrıları, onlara engeller teşkil ettiği zaman bunlar sabretmezlerse mücadele ederler mi, tebliğ ederler mi, çalışmalarını sürdürürler mi? Hayır. E şimdi Allah'ın böylelerine selavat getirmesi, Kur'an'da olduğu halde, Efendim alime, müçtehide, sabreden müminlere salavat getirmek caiz midir sorusu bile abes ile iştigaldır. Bilmeden soruluyorsa sakıncası yoktur ama salavat getirilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz